Al ana. Al bak ye bunu, getirdim sana. Al canım. Al. Al paşa. Hadi ye. Kocan nerede? Bilmiyorum. Hüseyin, şuna kocalık yap da görelim. Hadi bakalım. Niye ağlıyorsun Murat'ım? Ha yavrum, söyle bakayım, niye ağlıyorsun? Ağlama yavrum. Bellerini yesinler senin. Canım benim. Hadi sus. Sus yavrum. Sus bakayım. Aferin sana. Sus. Bunu sana yapanların yanına koymayacağım. Zehir'le Haydar burada mı? İçeride, oyun oynuyorlar.
Dert bende, derman sende. Aşk bende, derman sende. Öldüren, öldüren. Her gün ağlatan kalp sende. Bekleyen kalp yok sende. Aşkın sende, hep sende. Dünyada hayat bitse de. Yine ölüm aşk bende. İstemem artık sonuna dönsün. İstemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bilen yalnız seni sevdim. İstemem daha da yamran çekilsin. Aşkına neyse hasretim. Senin yokluğuna kalbime sor. Karın nasıl? Sayende daha iyi Kadir abi. Allah razı olsun. İyileşecek. İlaçlarını ihmal etmesin. Sağ ol abi. Hoş geldin. Sen de deme, sen de benim gibi sevdiğime. Say. Ömrümün eşesini elinle bağlamak kaybedemem. Merak benim sevgimi. Seni Ne kadar? 7500. Karına iyi bak. Sağ ol da başımızdan eksik olma Kadir abi. Allah korusun. İhtiyacın olursa söyle. Selamet yengemize. Allah senden razı olsun Kadir abi. Olur, yarım saat sonra gönderirim. Güle güle, iyi geceler. Eksik. Bir dahaki sefere tam isterim. Peki. Güle güle. Merhaba Hakkı. Vay Kadir abicim, merhaba. Al sana geldiğimi söyle. Olur olur abicim, söylerim. Söylerim. Odama buyursun, bir iki kadeh içeriz dedi. Dikkatli ol Kadir abi. Bir kelek olabilir.
Yukarı çıkıp öbür merdivenden aşağı ineceksin. Beni Hasan'a götür. Takip edin beni. Buyurun. Bir daha tekrarlama. Yoksa bilirsin. Hazır ettin mi parayı? Bundan böyle iki misli vereceksin Hasan. Adamını da iyi bir yere göm. Nişanlınla aran nasıl? Kağıtlar askıda, kısmet olursa yakında. Evi düzdün mü? Eksiğimiz var ama zamanla tamam olur. Melek nasıl? Çok iyi abiciğim. Hocası gibi iyi bir karateci olacak mı? Eminim. Dur, dur bakalım delikanlı. Niye yapıyorsun? Sen beni kez mi sandın lan? Dökerim bağırsaklarını dışarıya. Bana numara olmaz ulan. Anladın mı? Ne oluyor burada? Oyunda hile var. Burada hile olmaz. Var dedim. Bizimkileri dövüyorlar. Atın şunları dışarı. Hünerin iyi hakkı. Aslında kullanmak istemezdim. Yeminimiz el vermez. Meleğe selam, eyvallah. Güle güle abi. Abi, salona bekliyoruz. Geleceğim.
Nereye gideceksin Osman? Eski inime, kurtlar yuvasına. Gidecek yer var mı ki başka? 20 yıl hapislikten sonra yine o hayata dönmek akıl işi değil. Gene birini vurur, mahpusa düşersin. Adam vurmam artık, canımı almaya girişmezlerse. İşim raconu korumak olacak. Bak daha şimdi kurtuldun mahpustan, hürsün, başka yol tut, sessizce yaşa. Bırak kıyıcı olmayı. Benim için hür olmuşluğun kıymeti yok Müslüm. Karımı kaybetmişim, çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok. Irmakta yuvarlanan taş misali sürüklenip durmuşum. Daha ne bekleyeceğim hayattan? Bu bedene, bu ömre yazık olmuş bir kere. Ne kurtarır beni Müslüm, ne kurtarır? Söylesene! Benim fakirhanede beraber yaşarız Osman. Balık tutarız, gazete simit satarız. Akşam rakımızı içip 3-5 konuşur, gürültüsüz yaşarız. Eskiden ben de senin gibi değil miydim ha, söyle değil miydim? Müslüm, kurt kanunu nedir bilirsin. Dünya onunla yaşıyor işte. Yorulanı, düşen kurtu diğerleri parçalar, bitirir. Ayakta kalmalıyım. Vurucu, kıyıcı görünmeliyim. Yeni yetmenin biri nam olsun diye çekip vurur adamı. Bileğin zorlu, silahın şaşmaz, gözün pekti. Erkek elin titremezdi eskiden. Lakin kocadın Osman, artık ne yapabilirsin ki? Doğru, bittim, çürüdüm, eski gücüm yok. Çok güreş tutmuş, yorgun bir pehlivan gibiyim. Bitmişim. Yatmaya gelirim gece. Al şunu, diğeri uğrayacağım. Hey Osman, hey, gene yanlış yoldasın. Osman! Geçmiş olsun, kurtuldun demek. Desene koca kurt yuvaya döndü. İçeri düşmeden önce bir hesabımız vardır Afet. Önce onu öde. Unutmamışsın. Para kolay. İki mislini veririm sana. Gel birkaç kadeh yuvarlayalım. Çok arattın kendini. Sana ihtiyacım var Osman. İyi, ama adam vurmak yok hesabımda artık. Raconu korurum o kadar. Canıma kastetmeyen düşmanım bin yaşasın. Yusuf, İzzet, ne duruyorsunuz oğlum? Viski sarhoşu olmak gerek. Kurt inine döndü artık. Kadir abi. Okula mı? Evet Kadir abi. Dersler nasıl? Sayende iyi gidiyor abi. Senin gibi olabilsem. Oku da benim gibi olmayı isteme. Yalnız değilsin hiç olmazsa. Anan da var, baban da. Benim neyim var Erkan? Oku kardeşim. Memur ol, mimar ol, bir şey ol. Sırtını devlete dayan. Merhaba Kadir abi. Devlet peşinde olmaz. Merhaba çocuklar. Özenme bana. Benim kedimden başka neyim? Acıktın değil mi? Sen de benim gibi yalnız. Neler oldu biliyor musun? Fakat anlatacaklarımı kimseye söylemeyeceksin. O kızı bugün gene gördüm. Ama ne yaklaşabilirim, ne de bir şey söyleyeyim. Senle biz, annen, daima yalnız kalmaya mahkumuz.
Ne var Ahmet? Kadir abi, Hatice ablanın kızı Zeynep ağaca asmış kendini. Yavrum! Yavrum benim! Sakin ol! Yavrum! Yavrum! Sebep neymiş Ayşe abla? Fukaram tecavüze uğrayıp hamile kalmış. Bizden korkusundan asmış kendini. İşte mektubu Kadir abi. Canım annem, affet beni. Başıma gelen o korkunç olay olmasaydı, hiç üzmez ağlatmazdım seni. Kirlenmiş bir vücutla karnımda bir bebeğle ne senin ne de mahallenin yüzüne bakabilirdim. Başka çarem yoktu. Erkek milletine güvenme, bilmediğin yerde hiçbir şey içme derdin anne. İçtim, uyumuş kalmışım. Kendime geldiğimde Haluk bana sahip olmuştu. Evleneceğini söylüyordu. Şu resmini gördüğünüz, oturduğu ve çalıştığı yer yazılı Haluk, meğer ahlaksız, kumarbaz, kadın düşkünü, kız düşmanıymış. Gözyaşımı aldırmadı, alay edip kovdu beni. Affet beni anne, kızın Zeynep. Haluk burada mı? Yok beyim. Yazıhanededir belki. Karşı hislerimiz birden değişti. Artık geri dönemem, iş işten geçti. Sana karşı hislerim birden değişti. Hadi bakalım Şerefe yavrum. İş işten geçti. Sevdim seni laf aramızda. Haluk sen misin? Benim. Ne olacak? Adım Kadir. Bu şunu ifade eder, bir daha işime karışma ihtiyar. Yarın öbür gün o iti ayaklarının önüne atacağım, bilmiş ol. Üzülme delikanlı. Erkeklik bu. Dayak da var, dövmek de. Bunu onun yanına bırakmam. Biliyorum.
Ben de düşmanım ona zaten. Bak, sana yardım edeceğim. Nasıl yardım edeceksin? Dinle, iyi dinle beni. Söylediklerime kulak ver. Bir dakika. Tutmasalardı gazinodaki adamın canını alacaktın. Senin olmayı istiyorum. Erkek değil misin sen? Senin gibi kuvvetlisini, yakışıklısını görmedim. Konuşmuyorsun. Gerekmedikçe konuşmayı pek sevmem. Onlar? Annem, çocuğum. Utanmadan bu yoldasın. Çaresizdim. İmam nikahlı kocam terk etti gitti. Dayandım, direttim. Ne fayda? Düşürdüler bu yola. Ya ne yapmalıydım? Hasta anama, çocuğuma nasıl bakardım? Anana çocuğuna iyi bak bacım. Durun. Mert, dürüst bir insansın Kadir abi. Affet, affet beni. Yendim sana. Tuzak yemi. Seni vuracaklar Kadir abi. Kim? Pavyonda dövdüğün, öldürmek istediğin adam. Keyfine bak. Sizleri bir yerden gözüm ısırıyor ama. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Ne yapacağız şimdi? Kim gönderdi sizi? Dur, söyleyeceğim. Haluk Bey. Evde mi Haluk Bey? Hayır, bizi Emirgan'ın üstündeki çamlıkta bekleyecekti. Thank you.
Yeni bir kız düşürmüşsün hırz düşmanı. Ama bundan sonra hiç kimseyi düşüremeyeceksin. Sen çekil bacım. Yalvarırım, bağışlayın onu. Nerede paralar? Hazır mı? Sana para yok. Yok mu? Ne oluyorsun Osman? Geçmişi eskiyi hatırladım bir an. Gençliğimi gördüm. Rafet'in yerinde bir delikanlı gırtlağına yapışmıştı birinin. Zor aldık elinden herifi. Dedim kendi kendime, Osman, al sana gençliğin. Senin gibi haraç alıyor, vuruyor, kırıyor dedim. İti ayaklarının dibine atacağım demiştim. Sözümde durdum. Dur delikanlı. Kanın fazla ateşli deli yiğit. Eskiden ben de öyleydim. Vururdum, kırardım. Sonu kan, gene aynı kan. Bak, delilendiğim zaman bu durdurur beni. Tabanca denen meret çocuğumu kaybettirdi bana. Oğlum yaşıyorsa sen yaşta olmalı. Sevdim seni, yiğit adamsın. Bir kurşuna gitmek yahut mahpusa düşmek istemiyorsan bırak bu yolları. Ölüyü ne yapacağız? Bakarız bir çaresine. Komiserim, tahkikatımız son olayları Kadir'in, Rafet'in, İlyas'la Recep kardeşlerinin çıkarttığıdır. Biliyorum. Neden yakalamıyoruz öyleyse? Gençsin, heyecanlısın. Suçluyu adalete teslim için delil şart. İçlerinde tam 10 polisimiz var. 1-2 güne kalmaz hepsini yakalayacağız. Anlıyorum efendim. Thank you.
anneniz var. Yaralısınız. Yardım edeyim size. Size bir doktor çağırayım. Doktor istemez. Polise de haber verme. Peki ama neden? Göz göre göre ölecek misiniz? Hayır. Sivri uçlu bir bıçak. Kolonya getir. Kurşunu çıkartacağım. Ama... Dediğimi yap. Hadi. Demek başlarında İlyas da Recep vardı. Demek o kadar kaçağa Rafet'in malıdır deyip acımadılar. Gayeleri bizi korkutup işten el çektirmek. Sonunda yükü tutup patron olma sevdasındalar. İlyas da Recep kardeşler ha. Bir de haraççı Kadir. Üstüne üstüne gidin. Bastırdığınız yerde işi bitirin. Hepimizi tanıyorlar. İyisi tanınmamış, bileği tutar, yüreği söyler bir herif. Ağzı sıkı olmalı. Var mı böyle bildiğiniz bir adam? Osman Baba yapsın bu işi. Onu karıştırmayın. Hapislik korkutmuş onu. Adam vuramaz hale gelmiş. Osman'ı yem olarak kullanacağım. Kadir'i defterden silme zamanı geldi. Haraçla kanımızı kurutacak. Ne kadar bizim işle uğraşan varsa bir yerde oturalım. Karara varıp birleşelim. Ali sen git. Kadir'in araç aldığı büyük dükkan sahiplerine Hasan'ın kumarhanesinde toplanacağımızı söyle. Durumu anlat gelsinler. Cevat gelmeyebilir. Bizzat sen alıp geleceksin. Peki patron. Gidiyor musunuz? Gidiyorum. İyileşmediniz daha. Kalabilirsiniz burada. Gitmeliyim. Senin başında kalacak olursam dedikodu çıkar, kirlenirsin. Kulağımı tıkar, duymam. Kimin kimsen yok mu? Yok. Annem çok küçükken ölmüş. Babam da geçen sene öldü. Baba mesleğidir diye balıkçılığı bırakmadım. Güneş doğmadan kalkar balar çıkarım.
Niye bana yardım ettin? Yaralıydın. İhtiyacın vardı yardıma. Üstelik kapımın önündeydin. Ya ben kötü biriysem? Ya sana bir kötülüğüm dokunursa? Demek bizi ispiyon eden sendin. Bunu ödeyeceksin. Affet beni. Korkma, affettim zaten. Merhaba. 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 Daha gelecek var mı? Yok, başlayabiliriz. İyi. Arkadaşlar, hepimizin zararına çalışan türedi bir çete var. İlyas ve Recep isimli iki kardeş etrafına topladıkları bir yığın adamla baskın verip zarara sokuyorlar. Bu bizler için önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bir de hepimizi sülük gibi emen haraççı Kadir var. Bence en büyük tehlike budur. Bileği kuvvetli, silahı şaşmaz, korkusuz bir heriftir. Kadir'e karşı artık birleşmenin zamanı gelmiştir. El birliğiyle düşmanlar ortadan kaldırılacaktır. Şimdi ilk işimiz haraççı Kadir'i yok etmek. Arkasından İlyas'la Recep kardeşler. Sonra da Çolak Cemil. Kadir'i ortadan kaldırmak için bir tek çıkar yol var. Hepimizin tanıdığı Osman'ı Kadir'in üstüne salmak. Biz de bu suretle işe karışmadan o itten yakamızı kurtarmış oluruz. Bu iş için de Osman'a büyük para vermek lazım. Verir misiniz bu parayı arkadaşlar? Kabul. Evet, kabul. Kabul mü? Kabul. Peki, ben de o zaman Osman'la konuşurum. Gidiyor musun? Ha. Kanlı, o gömlekle gitme. Bunu almıştım sana. Senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir. Bu kadar paraya değil Kadir, 50 adam vurulur.
Birleştik biz Osman. Sırtında koca bir ordu olacak. Kafi değil mi komiserim? İki yerde çıkarılan ceset aynı şeyi gösteriyor. Suçüstü yakalamak en kuvvetli delildir. Toplantı yaptılar, birleştiler ve birbirlerine savaş açtılar. İşlerinde 10 arkadaşımız var demiştim. Her şeyi biliyoruz. Hepsini yakalamak bir gün meselesi. Rafet evde mi? Evde. Ne istiyorsun? Dükkanda bulamadım seni, hazır mı? Bundan böyle aracın kesik Kadir. Adam olmaya başladın Rafet. Lakin ben alırım. Zorla mı? Ya iyilikle ya zorla alırım. Delikanlı! Ben varken bu kapıdan haraç alamazsın. Bilmiş ol. İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Yarın geleceğim, hazır et parayı. Sağlam delikanlı. Fatma. Geldi. Geleceğini ümit etmiyordum. Sana elbise aldım. Bir sıkıntın var senin. Konuşursan rahatlarsın. Derdini demeyen derman bulamazmış. Kaçıyor musun benden? Kaçmam senden değil Fatma. Kendimden kaçıyorum ben. Niye Kadir? Babamı tanımadım hiç. Anam da yoktu. Ölmüş ikisi de. Yetimhanelerde şurada burada büyüdüm, yetiştim ben. Asıl adımı bile bilmiyorum. Kadir dediler, Kadir oldu ismim. Yetimhanede okula başlıyordum. Uydurma isimlerle nüfus kağıdı verdiler. Akrabam, hısmım yoktu ziyaret edecek. Bir oyuncak tabancaya sahip olmak için arkadaşımı yaraladım makasla. Sonra da korkup kaçtım. Sonra? Sonra köprü altında, sular dibinde yattım. Barın birinde süpürgeci, bulaşıkçı oldum. Ömür uzun, yaşamaksa zor. Delikanlıydım. Silah tutuştururlar elime. Vur dediler, vurdum. Kır dediler, kırdım.
Doğru yolu gösterenim olmayınca araç alan, para karşılığında adam vuran biri olmuştum. Ama haksız yere can yakmadım. Yardım ettim. Zorum kanunsuz kazanan, kazandığıyla kanunsuz yaşayanlarlaydı. İnsan çocukluğunu yaşamalı. Ben bilye yuvarlamadım. Top peşinde koşamadım. Bir çarktır kanadında yuvarlandım durdum. Yuvarlanan, sürüklenen yalnız bir adam. Susan bir adam. Abi, Kadir değil mi bu? Evet, ta kendisi. İnip takip edelim. Ben de seni arıyordum Kadir abi. İyi ki geldin. Hayrola, ne var? 3 kişi meleğin kolunu kırmış. Bütün adamlar sana karşı birleştiler. Yanındayım Kadir abi. Kafalarını kırmalıyım onların. Senin bakacak bir ablanla melek var. Bir de yuva kuracağın nişanlın. Bu dava benim davam, benim meselem. Sen karışma. Güzel. Dediğim şekilde hareket edeceksiniz. Kız çok işimize yarayacak. Kadir'e öyle bir oyun oynayacağız ki dünyasını şaşıracak. Hadi göreyim sizi. Hazır ettin mi? Hazır değil Kadir. Vermem dedim de. Yokuşa sürdün Rafet. Olmadı. Bileğinde silahında soğurlu delikanlı. Ama her zaman beni böyle avlayamazsın. Gecikmem. Şimdi sen de dikkatli ol. Ben hayatta yenilmedim. Onu yanına bırakmam. Alev orduysa arşın burada ihtiyar.
Osman, eline ne oldu? Kurşunu şaşmaz bir delikanlı işi. Kim? Bahsettiğin o delikanlı mı? Evet o. Kadir. De bakalım. Çıkar şu baklayı ağzından. Müslüm, bu delikanlı yitirip de bulamadığım oğlum Murat. Oğlun mu? Murat mı? Oğlum ya, küçüklüğünde öptüğüm benleri, sağ bileğindeki o üç beni gördüm. Gördüm. Murat, ben senin babanım demedin mi? Sarıp bağrına basamadın mı? Diyemedim. Bağrıma basamadım Müslüm. Rafet'le iki adamın önünde nasıl derdim? Yaşamak belasına, oğlumun yaşaması için ses çıkaramadım. Kadir değil Murat'sın diyemedim. Kucaklayamadım. Fatma! 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 Gelinlik almıştım sana. Dövüşmekten, vuruşmaktan, her şeyden vazgeçmiştim. Senle yalnız ikimizin olacağı bir dünya kurmayı düşünmüştüm. Kalk Fatma. Kalk. Kalk! Artık bağışlamam. Kimse kurtulamaz elimden! Kimse! Osman nerede? Yok. Nereye gitti? Evine gitti. Kim? Kadir. Fırla düş peşine. Ne yapacak, ne olacak öğren. Şimdi ne yapacaksın? Öldürecekler onu. Var gücümle mani olacağım. Yem etmeyeceğim oğlumu, koruyacağım. Yoluna öleceğim. Ama o yaşayacak, yaşamalı. Öleceksin ihtiyar. Çamurun göbeğindesin ama benim bela olduğumu anlamadın. Delikanlı! Nasıl yaptın, nasıl öldürdün Fatma'yı? Ben mi? Fatma da kim? Bırak numarayı. Delikanlı, ben 20 yıldır kimseyi öldürmedim. Öldürecek de gücüm yok. Bu senin değil mi? Fatma'nın cesedi yanında buldum. Tuzak bu. Benimki burada. O benzeri.
Minare çalındı, kılıfı hazırlandı. Kimi kandırıyorsun sen? Dur, öldür babanı Murat. Acıma, öldür babanı Kadir. Öleceksin, sen benim babam olamazsın. Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir. Sağ bileğindeki benlerden tanıdım seni. Rafet'ten parayı alırken o üç beni gördüm. Sen usta bir yalancısın. Kiralık adam yerine palyaço olmalıydın. Dur delikanlı! İnan baban o. İnsan babasını öldürebilir mi? Öldür Murat. Acıma Kadir. Ama yalancı değilim ben. Babanım senin. Bak, benim bileğimde de seninkilerin aynısı var. Bütün sülalemizde vardır bu üç ben yan yana. Baba. Oğlum. Muradım. Yavrum. Oğlum. Yavrum benim. Babam. Ben gidiyorum oğlum. Nereye baba? Seni ortadan kaldıracaklardı, hesap sormaya. Hayır baba, kal, bu benim işim. Olmaz, bırak da kocamışken bir de oğlum için silaha sarılayım. Gidemezsin baba. Ben varken senin gitmen olmaz. Gencim, atayım üstesinden gelirim. Gelirsin, bilirim. Ama en az 40 kişiler, birleştiler. Koca dünya olsalar karşımda hepsini bitiririm. Beraber gidiyoruz o zaman. Seni yalnız bırakmam. Baba oğul koca bir ordu oldular. Karşılarına çıkan şimdi ayvayı yedi. Gözlerimle gördüm abi. Osman baba Kadir'in öz be öz babası. Ne? Ne diyorsun? Demek Osman Kadir'in babası ha? Aferin. İyi iş gördün. Şimdi onlara öyle bir oyun oynayacağım ki. Sen acele pavyona git. Çocuklarını topla. Ben planı hazırlayacağım. Benden haber bekleyin. Oraya haber bırakacağım. Rafet evde mi? Yok. Nereye gitti? Sahildeki fabrikaya gitti. Gel. Thank you.
Kadir! Osman! Oyun burada bitecek! Baba oğul leşinizi uyuz köpeklere yedirteceğim! Hazır mısın baba? Hazırım Murat. Dağılın! Var Hakkı buralarda. Sana yardım etmeye geldim. İşte silahım. Sağ ol ama bu benim işim. Sen dön. Ölmek var, dönmek yok Kadir abi. Beraberiz bu işte. Ablan, nişanlın Melek, onlar ne olacak? Fark etmez Kadir abi. Whoa!
Murat, bana özlediğim sözü söyle. Baba. Babacığım. Oğlum, bir tanem, Murat'ım. Baba. Babam benim. Come, 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 come.